etica ordine ordine geometrico demonstrata et in quinque partes distincta in quibus agitur diye bir latince başlığı var, uzunca bir başlığı var. Ee, geometrik düzene göre kanıtlanmış ve beş bölüme, kısma ayrılmış olan etika başlığını taşıyor. Ama e, ilginç bir şekilde deminden beri ben ontolojik zemin, ontolojik düzlem vesaire diyorum. Yani ne alakası var etikle ontolojik düzlemin e, denebilir belki ama Spinoza'yı biraz bilenler ki hepiniz zaten ilgilisiniz. Böylesi bir ontolojik zeminin ya da e, temelin baştan e, atılmasının zorunluluğu var e, duygulanımlar meselesi üzerinden e, genel olarak etosu ilişkilendirebilmek bakımından. Yani etosu da e, geniş anlam içeriğine sahip bir şey biliyorsunuz sadece bugün anladığımız anlamda bir etik değil. Ee, Yunanca kökeniyle bütün etosa yani huy ve karaktere yönelik, bütün duygu durumlarına yönelik, bütün psikolojiye yönelik bir bağlamı içeriyor kendisi Ama bunun sağlam bir temele oturtulması gerekiyor ve Spinoza da bu sağlam temeli özellikle birinci kitapta e, sağlam bir şekilde ortaya koyuyor. E, ama birinci kitabın başlığı e, DDO De üzerine. Yani Tanrı üzerine evet, başlığını taşıyor. Birinci kısım. Dede o. Yani kitap etik etik kitabı Tanrı ile başlıyor. Kitap Tanrı ile başlıyor. Sonunda da yani beşinci bölüm tamamlandığında da Tanrı sevgisiyle bitiyor. Tanrı ile başlıyor. Tanrı sevgisiyle bitiyor. İlginç bir şekilde ama bildiğiniz gibi Spinoza e, ta yaşarken ve ölümünden sonra hatta e, e, Alman idealizminin e, ilk filizlendiği dönemlerde çok yoğun tartışmalarla hep ateizmle özdeşleştirilmiş bir filozom. Yer yer işte panteizm, yer yer panenteizm, yer yer başka türden e, mesela Hegel'e sorsanız akozmizm, evren yitip gidiyor şeklinde. E, ama temelde hani Tanrı e, düşüncesiyle özdeşleştirilmemiş bir filozof. Yani bir teizmle ya da deizmle özdeşleştirilmemiş. Çoğunlukla da işte e, e, panteizm ve panteizmin bir sınır noktasından ötesi olarak da ateizmle ilişkilendirilmiş e, bir filozof. İlginç bir şekilde diyorum çünkü e, kitap biraz önce de söylediğim gibi yani bütün kitap e, Etika'nın tümü ile başlıyor, Tanrı sevgisiyle de bitiyor. Burada tabii ki anlamamız gereken düşünce yani bu tuhaflığı e, e, yani e, şey boyunca e, tuhaflığı göz önünde bulundur, bulundurduğumuzda e, bu tuhaflığı giderecek olan temel düşünce Deus ve Natura düşüncesi tabii ki. Ben bunu şöyle çeviriyorum. E, genelde tanrı ya da doğa deniyor buna. İfadede çünkü si ve e, şeyi e, bağlacı e, ya da veya anlamını taşıyor Latince'de ama Fransızca çevir Fransızcaya çevirenlerin de haklı olarak e, çevirdiği gibi e, tanrı yani doğa demenin daha uygun olduğunu düşünüyorum. On Fransızda böyle çeviriyorlar Fransızcaya. Tanrı yani doğa. Yani Tanrı ile doğa arasında hiçbir e, ayrımın olmadığı düşüncesi var. Tanrı doğanın kendisi olan her şeyin olma koşulu doğa olarak olma koşulu olan her şeyde onun gücü dahilinde. Dolayısıyla Tanrı'nın doğayla tam bir özdeşleştirilmesi söz konusu olduğu için e, ta, kitapta. Tanrı geçen her yere doğa kelimesini koyarsanız bütün anlam içeriği değişir ya da görüntüde değişir öyle söyleyelim. Böylece de bir naturalist materyalist bir filozofa dönüşebiliyor Spinoza. Ateist ifadesini kullanmadan söyledim bunu naturalist ve materyalist bir filozofa dönüşebiliyordu. Çünkü burada Tanrı ile Doğa arasında hiçbir aşkınlık ilişkisi yok, bildiğiniz gibi. Transcendent bir durum söz konusu değil. Tamamiyle immanent, içkin bir durum söz konusu. Ee, şöyle bir şey de değil. Tanrı Doğanı Doğa'ya içkin bir şey de değil. Belki bunu Giordano Bruno söyleyebilirdi, ama e, Giordano Bruno'dan sonra Spinoza'nın düşüncesi böyle değil. Tanrı doğanın kendisi. Doğada Tanrı'nın kendisi. Hiçbir ayrım yok. Hiçbir şey. bu, burada tam bir sıkı bir panteistik bir kavrayış söz konusu. Dolayısıyla her şeyin içkin nedeni. Doğa olarak her şeyin içkin nedeni. Tanrı doğaya içkindir değil de doğa olarak her şeyin içkin nedeni. Tanrı, imanı. Dolayısıyla da her şey Tanrı'nın bir görünümü haline geliyor. Bir ifadesi e, haline geliyor. Her şey Tanrı'yı ifade ediyor. Nasıl olacağına birazdan bakacağız. Evet, her şey Tanrı'yı ifade ettiği için de bizim için iyi olan, kötü olan, bizim için güzel olan, çirkin olan, bizim için tiksindirici olan ya da e, bunun karşıtı olabilecek işte sevimli vesaire olabilecek şeyler sadece bizim içine dönüşüyor. Çünkü her şeyde bir, e, her şey Tanrı'nın ifadesi olduğu için her şeyde bir yetkinlik var, tamlık var. Tanrı'nın e, ifadesi bakımından bir yetkinlik e, söz konusu. Dolayısıyla doğanın ya da Tanrı'nın kendisinde, e, kendi başına, kendinde güzellik, çirkinlik, iyilik, kötülük e, ya da tiksinçlik ya da tatlılık, sevimlilik vesaire gibi insani karakterlerle ya da insani ölçütlerle değerlendirebileceğimiz şeyler söz konusu değil. Doğa bizim için bir şey de yapmıyor. E, doğa bizim için de değil. Doğa kendi başına kendi yasalarıyla, kendi olma biçimiyle kendini ortaya koyuyor zaten. Biz ancak antropomorfik bir düşünme yanılgısı içerisinde doğaya bir şeyler atfedebiliriz o kadar. Ama doğanın kendisinde bizim için olan bir şey yok. Yani felaketler de bizim için değil, iyilikler de bizim için değil. Felaketler ve iyilikler bizim varsayımlarımızın bir ya da bizim antropomorfik e, yanılgılı kavrayışımızın bir sonucu. E, deprem mesela deprem oluyor başımıza felaket de geldi. Niye ben? diye isyan edip duruyoruz. Tanrı beni cezalandırıyor vesaire diyoruz. Vesaire vesaire. Yani, yani deprem çok e, bizim ülkemizde yaygın e, olarak olduğu için. Işte. E, Oysa ki böyle bir şey değil. O doğanın bir olma biçimi, oluş biçimi. E, e, burada bir felaket söz konusu değil. Burada bir kötülük de söz, söz konusu değil. E, kötülükle cezalandırılarak bir iyiliğe de yol açıyor değil. Dolayısıyla o neyse o. Doğa neyse o. Tanrı neyse o. Tanrı herhangi bir şey için değil. Bütün bunlar bizim bildiğiniz gibi yanıldır. Öte yandan her şey Tanrı'dadır. Doğa doğal olarak Tanrı'dadır. her şey doğadadır çünkü. Doğanın dışında herhangi bir şey yok. Sonsuzluk burada. Sonsuzluk doğanın kendisinde. Sonluluklar Sonsuzluklar içse e, var oluyorlar zaten. E, her şey Tanrı'daysa Tanrı da her şeyde. Bu nedenle de Tanrı ya da doğa sevgisi her şeye yönelecektir. Bütün kitabın sonunda e, karşımıza çıkacak düşünce yapısı böyle. Biz de doğanın içerisinde doğada olan varlıklardan biriyiz bildiğiniz gibi bizim için etik işte üçüncü ve dördüncü kitaplarda afektuslarla yani duygulanımlarla e, duygu durumlarıyla ruh halleriyle kendisini nasıl gösterdiğini el almak için bütün bunları ontolojik düzlemde e, açık açık kılmaya çalışıyor. Böylece de kitabın ana eksenine tanrı yani doğa bir doğa Tanrı, Tanrı doğa olarak e, burada e, bütün kitabın merkezine yerleşiyor. Her şey bununla bağlantılı olarak ve bunun ifadesi olarak kendisini gösteriyor. Her şey bir şekilde Tanrı ya da doğayla ilintili ve ilişkili bir şekilde düşünülüyor. İşte Spinoza ilişkiselliği kavrayan bir filozof. Her şeyle bir şekilde bağlantısını e, kurarak ve bunu da sonsuz doğayla, özdeş sonsuz doğadaki ilişkisellikle göstererek yapmaya çalışıyor. Öte yandan kitabın genel yapısında, birinci kitabın da kendisinde direkt görülebileceği gibi bir başka tuhaflık var. Tuhaflık ifadesini hep şey anlamında kullanıyorum ben burada, bir anomali aslında yani aykırı durum. Ee, o rutin oluştan farklı bir durum olarak kullanıyorum. Kitap ilginç bir madde. Geometrik bir tarzda yazılmıştır. Biraz önce başlıyor onun için e, özellikle okudum. Geometrik düzene göre kanıtlanmış diyor. Ordine geometrico geometrico demonstrata diyor. Geometrik düzene göre kanıtlanmış. Yani bir geometrik düzende anlatılıyor. Bunun nedenlerine dair çeşitli işte yorumcular yorumlarını yapmışlardır. Mesela Spinoza'nın buradaki tehlikeli fikirleri gizlemek için böyle bir yolla e, gittiğini bile söyleyenler var. E, bunun ötesinde bu yolun felsefeye hiç de uygun olmayan bir yol olduğunu iddia eden e, Spinoza sonrası filozoflar da var. Mesela Hegel e, matematiksel tarzın ya da geometrik tarzın felsefenin yöntemi olarak hiç de uygun bir yöntem olmadığını söyleyecektir çünkü kavramın hareketini e, bir geometrik cenderenin içerisine sıkıştırıyor ve onun takip etmemizi engelliyor diyecek. Bunların ötesinde ama e, bu geometrik tarzı Spinoza'nın gayet başarılı bir şekilde kurduğunu görüyor. E, çünkü kitapta e, tanımlar var ilkin, definitiyolar. sonra aksiyonlar var aksiyomata. da, e, önermeler geliyor bunu takiben. E, sonra bu önermelerin e, diyorlar yani kanıtlamalarına geçiyor demonstratıyor. En sonunda da önermelerden sonuçlar çıkarılıyor. Korollaryumlar. E, önerme sonuçları çıkarılıyor. Bunlara da ayrıca skolyum olarak yani notlar olarak notlar ekleniyor. E, ve bunlar sıkı bir şekilde örülüyor. Yani yapıtın başından sonuna kadar sıkı bir şekilde örülüyor. Yani kitabın sonunda, en sonlarında bir sayfada baştaki e, mesela birinci bölümdeki belirli bir önermeyle e, söylenmiş olan ya da bir kanıtlamayla, demonstratyoyla kanıtlanmış olan bir şeye gönderme yapılıyor, geriye dönük olarak. Sizin onun için geriye dönüp bakmanız gerekiyor. Bu daha önce kanıtlandı ifadesi sürekli e, söz konusu ediliyor e, kitap boyunca. Bu daha önce kanıtlandı. Nerede kanıtlandı? Tekrar dönüp onu bulmanız ve o kanıtlamanın nasıl yapıldığını görmeniz gerekiyor. O, bu açıdan bakılırsa Spinoza'nın etikası felsefe tarihi içerisinde benim şahsi düşünceme göre en zor okunabilen e, kitaplardan birisidir. E, çünkü kitapta sürekli ileriye ve geriye gidişler olması gerekiyor ilerledikçe geriye de bitmeniz gerekiyor. Dolayısıyla da okumayı oldukça zorlaştıran bir kitap. Dolayısıyla bu geometrik düzen içerisinde ilkin tanımlar geliyor, definitiyolar geliyor. Bu tanımlardan sonra aksiyomlar gelecek. Mesela aksiyom ifadesinin aksiyomata, aksiyomlar ifadesinin kendisini düşünürsek, araya sıkıştırarak söylüyorum. Kanıtlamaya ihtiyaç duymayan, kendiliğinden apaçık olan önermeler dizisi mesela. Değil mi? Yani mesela bütün parçadan büyüktür gibi. Ya da parçalar bütünü oluşturur gibi. Ben kendi açımdan örnek verdim. Şimdi bunların ama belirli bir rolü var. Açıklamada ya da devamında gelecek önermelerle ilişkisi var. Dolayısıyla tanımla tanımlardan sonra gelen aksiyomların, aksiyomlardan sonra gelen önermelerin, önermelerden sonra gelen kanıtlamaların hep sıkı bir ilişki içerisinde örülmüş olduğunu görüyoruz ve bunlara uygun sonuçlar da beraberinde çıkarıyor, çıkarlıyor korallar Bütün bunları söyledikten sonra da şunu söylemem gerekiyor. Baştaki sekiz öner tanım Baştaki sekiz tanım bütün kitabın bütün içi aslında. Yani kitap kitap baştan sona bu sekiz tanımın açılmasından başka bir şey değil bildiniz. Baştaki yani birinci bölümün baştaki tanımın, tanımının açılmasından başka bir şey değil bütün etika aslında. Ama tabii bu sekiz tanımı yazıp bırakmış olsaydı hiçbir şey anlamazdık. Bütün kitabı da yazması gerekirdi, yani yazması gerekiyor doğal olarak. Öyleyse şu tanımlara, yani şu sekiz tanıma bir bakalım, ne, nedir bunlar ve nasıl e, anlaşılması gerekiyor? Birinci tanım, kauza sui, kendinin kendi kendinin nedeni, e, bunu tanımlıyor. Bakın tanrı üzerine ama tanrıyı tanımlayarak başlamıyor. Kauza sui tanımlayarak başlıyor, ama bunların hepsi zaten tanrıya gönderme yapacak. Kauza sui ni şöyle tanımlıyor. Özü varlığını kuşatan başka bir deyişle doğası ancak var olan olarak tasarlanabilecek olan şeye kendi kendisinin nedeni yani kauza sui diyor. Bu tanımın kendi içerisinde iki kelime oldukça dikkat çekici. Birisi esentia, diğeri existentia. Özü var, varoluş. Özü varlığını kuşatan derken kastedilen, oradaki varlık diye kastedilen existentia, yani varoluş. Özü varoluşunu kuşatan da diyebiliriz. Özü varoluşunu kuşatan, yani özüyle varoluşu bir olan, iki ayrı şey olmayan, mesela Özü önce gelip de sonra bu öze göre var olmayan, özü aynı zamanda varoluşu, varoluşu aynı zamanda özü olan varlığa ya da şeyin kendisine ancak var olan olarak tasarlanabilecek olan şeye yani yokluğu varsayılamayacak olan şeye kendini neden ediyor o ona çünkü başka bir şeyde neden olmuş olmuyor böylece. O başka bir şeyle nedenlenmemiştir. Onun bir nedeni yoktur. Ama şu varoluş, öz varoluş ilişkisine tekrar bir dönelim birinci tanımdaki. Nereden geldi bu? Bu i̇bn Sina'dan geliyor. Felsefe tarihinde. i̇bn Sina'nın bir ayrımı var. Mahiyet ile inniyet ayrımı. Mahiyet e, öze daha doğrusu bir şeyin neliğine, Latince'deki quiditas nelik. Quiditas'ına, neliğine ve esentiyasına gönderme yapıyor mahiyet. Inniyet de onun olma biçimine gönderme yapıyor. Yani varoluşuna gönderme yapıyor, varoluş. Bunu felsefe tarihinde ilk defa İbn Sina Açık bir şekilde bunları Tanrı için söz konusu ediyor ve Tanrı'nın mahiyeti diyor İbn Sina yani onun neliği zaten onun inniyetidir. var olma biçimidir varoluşu yani dolayısıyla Tanrı'nın kendinde varoluşundan ayrı bir özü yok bizim için bu söz konusu tek tek var olanlar için bu söz konusu tek tek sonlu var olanlar için söz konusu ama sonsuz varlığın kendisinin ya da ilk nedenin kendisinin kendi kendisinin nedeni olan şeyin kendisinin böylesi bir varoluşundan ayrı bir özü yok. Varoluşu ile özü bir bunlar birbirini kuşatıyor. Bu işte i̇bn Sina'dan hareketle e, çeşitli skolastik filozoflara geçiyor. Bu skolastik filozoflar üzerinden de e, Spinoza'ya uzanıyor. İkinci kısımdaki, e, özünün varoluşunu kuşatmasının önemi niye bu kadar fazla? E, çünkü e, eğer öz varoluştan önce gelmiş olsaydı o öz öze aykırı bir varoluşun olanağı da açılmış olurdu. Dolayısıyla Tanrı'da böylesi bir olanağı düşünmek e, Tanrı'nın o yetkinliğinin ya da tamlığının kendisine aykırı olacaktır. Spinoza için özellikle. Ee, aykırı olacaktır. Ee, i̇kinci kısma geçersek, yani tanım birinin ikinci kısmına geçersek doğası ancak var olan olarak tasarlanabilecek. Yani yokluk yok bu doğa için, bu tanrı için. Yokluğu tasarlanamıyor. İlginç bir şekilde bu da İslam felsefesi, tırnak içerisinde İslam diye geçen felsefi düşüncede, yani ortaça İslam dünyasındaki düşüncede Farabi'nin zorunlu varlık düşüncesinin bir yansıması. Zorunlu varlığı yok sayamıyorum. Yok saydığım zaman bir olanaksızlığa işaret ediyor diyor Farabi. Bu da buradan geliyor. Dolayısıyla Kauza Tui kendinin nedeni aslında her şeyi başlatan bir ilk neden olarak yokluğu hiçbir şekilde düşünülemeyecek olan ve özlü varlığını ya da varoluşunu kuşatan şey olarak tanımlanır. Bu işte zaten Tanrı'nın kendisidir. suyu Tanrı'nın kendisidir. Gerçek oluşu aynı zamanda kendisi tarafından belirlenen bir şey. Yani bir başka şey tarafından belirlenmiyor. Bütün varoluşunda nedeni haline geliyor. O olmasa hiçbir şey olmaz. Doğa olmasa zaten doğadaki şeylerin hiçbirisi var olmaz. Doğanın varlığını ortadan kaldırmak ya da yokluğunu varsaymak bir olanaksızlığa işaret. O zaman eğer onun yokluğunu varsayarsak bu kadar şey nasıl var? Sorusunu açıklayamayız. Öyleyse doğa her şeyin tam da düzlemi, zeminidir. Tanrı ya da doğa. Dolayısıyla kendi kendinin nedenini bu şekilde anlamak gerekir. Yani iki yönden anlamak gerekir. Ee, özü zaten varoluş olan ve zorunlu varlık olan olarak anlamak gerekir. İkinci tanıma geçtiğimiz zaman bize çokluk alanı e, nı açacak bir e, sonluluk tanımı getiriliyor kendisiyle aynı doğadaki başka bir şeyle sınırlanabilen bir şeye kendi cinsinde, türünde, kendi türünde sonlu diyorum. Ya da kendi cinsinde sonlu diyorum. Yani bir şey bir şeyi sınırladığı zaman, sınır çizildiği zaman sonda belirlenmiş ya da sonlulukta belirlenmiş oluyor. Bir şeyin bir bir şeyin sınırının bittiği noktada bir başka şey başlar. Ama kendi tarzında olacak, kendi türünde olacak. Yani mesela kendi türünde olmayan bir şey düşünme mesela bedeni sınırlandıramaz. Bedende düşünmeyi sınırlandıramaz. Bunları ayrı görürsek eğer. Yani. Dolayısıyla bir şeyin sınırı o şeyin sınırlanmış olduğunu gösteriyor bize. Her şey sınırıyla var oluyor. Sınırının çizildiği noktadan itibaren de bir başka şey başlıyor. Öyleyse var olan bir şey, kendi sınırlılığını ya da sonluluğunu, son burada son uç nokta anlamında kullanılan bir şey, sınır anlamında kullanılan bir şey. Kendi sonluluğunu yitirdiği anda zaten ya da kendi sınırlarını yitirdiği anda sonlu varlık olarak kendi varlığını da e, yitiriyor. E, nitekim bir düşünce başka bir düşünceyle, yani bir düşüncenin bitiş anı, öbür düşüncenin başlangıç anı. Ama cisim düşünceyle ya da e, düşünce cisimle sınırlanmış değildir. Bildiğiniz gibi bunlar iki sonsuzlukta buluşan iki paralel doğru gibidir. Üçüncü tanıma geçerse, bu, bu sonluluk bizim sonluluğumuz açısından da önemli çünkü e, bizler sonlu olarak var olan e, bedenleriz. Bedenleriz. Biz bedeniz aslında. Spinoza bunu iyi fark etmiştir. Bedenden başka neyiz ki biz de? Değil mi? Ee, sadece bu bedendeki duygulanışları bilen bir de zihnimiz var, o kadar. Ama temelde bedeniz. Bizim bedenlerimizin sınırlılığı belirsiz bir sürede e, kendisini gösteriyor. Ve o sınır... E, yani o sınır içerisinde var oluyoruz. Belirsiz bir süre var oluyoruz. Ve belirsiz bir süre var olurken de varoluşumuzu devam ettirmeye çabalıyoruz. konat, Çabalıyoruz. Ama bu varoluşun bir sınırı var. O sınırı getirdiğimizde ya da o sınır ortadan kalktığı zaman biz de zaten ortadan kalkmış olacağız. Ayrıca bu üçüncü, ikinci tanımla ilgili olarak e, şunu da söyleyebiliriz. Benim bedenimin sınırlarının bittiği noktada bir başka beden başlar. Ya da cisim. Korpus yani beden beden ve cisim anlamlarına geliyor. İnsan bedeni söz konusu olduğunda beden deriz ama dışsal cisimler söz konusu olduğunda cisim diyebiliriz. Ama aynı kelime kullanılıyor korpus kelime. Benim bedenimin sınırı bittiği anda sınırı yani o uç noktası e, bittiği anda bedenimin sınırını belirlemek de o kadar kolay değil. Çünkü hareket halindeyiz sürekli. E, bedenimizle ulaşıyoruz birçok noktaya. Benim bedenimin sınırının bittiği noktada bir başka bedenle karşılaşmalar Böylece de karşılaşıyor. Yani bedensel karşılaşmalar gerçekleşiyor. Sınırlı varlıklar arasında bedensel karşılaşmalar gerçekleşiyor. Ama bu sonu sınırlı varlığından sonsuzun kendisindedir. Ve sonsuzun ifadesidir. Her biri. Sonsuzluktadır sonlu olan. Hep sonsuzluktadır. Dolayısıyla sonlu ile sonsuz arasında bir uçurum yok. Antik çağ felsefesinde Anaximandros'un hatası tam da buradaydı. Sonlu ile sonsuzu yani Apeiron ile ondan çıkanları birbirinden ayırıyordu bu sonlu olanlar tekrar sonluluklarını yitirecekler ve tekrar geldikleri yere yani sonsuza dönecekler diyordu. Böylece de arada bir uçurum çıkıyordu karşımıza. Burada öyle bir uçurum yok. Sonlular zaten sonsuzda. Çünkü sonsuzun ifadesinden başka bir şey değiller. Bu nedenle işte şimdi o dördüncü tanımdan ve beşinci tanımdan itibaren gelecek onlar. Sonsuzun ifadesi olarak nasıl var oluyor ruh açıklayacak. E, Tanımladı. Şimdi e, tözle ilgili olarak söylenebilecek olan şeyler aslında havza su ile ilgili söylenebilecek olan şeyler, başka bir şey değil. Ama şu nokta önemli. Araya neden sınır düşüncesini yerleştirdi? Çünkü şunu söyleyecek. Bir töz başka bir tözle sınırlanmış olursa eğer iki töz olmuş olur ki bu iki bir tözde kendi cinsinden iki şey olacağı için birbirlerini sınırlandıracaklar, sonsuzlukları ortadan kalkacak. Dolayısıyla töz açıktır ki tek olmalı, sınırlanmamış olmalı, sonsuz olmalı. E bu da zaten doğanın kendisi ya da Tanrı'nın kendisi. Töz ancak kendisiyle kavranabilir. Bir töz başka bir tözle belirlenemez. Çünkü iki töz olamaz çünkü bunlar birbirlerini daha sonra söyleyecek bunu birbirlerini sınırlandırırlardı zaten eğer e, olsaydı. Dördüncü tanıma geçersek tözde onun özünü meydana getirmek üzere algıladığımız şeye attributum diyoruz. Sıfat diye çevriliyor ama e, sıfat da denebilir ama Sıfatı şu şekilde anlamak koşuluyla. Yani onu kaldırdığımızda bir şeyin kendi özünü de ortadan kaldırmış oluyor. Bu açıdan öz nitelik ifadesi belki daha doğru olabilir. Atribütüm içerisinde. Yani bir şeyin mesela Descartes'te vardı hatırlarsanız. Descartes, Descartes şunu söylüyordu bize. E, yer kaplama cismin e, öz niteliğidir ya da sıfatıdır. Yer kaplamayı kaldırın cisim de ortadan kalkar diyor. Bu kadar. Yani o, onun özünü kuruyor çünkü ya da özünü oluşturuyor. Sıfatı eğer bu şekilde anlarsak yani sıfat e, şey e, sıfatı olduğu şeyin kendisinden hiçbir şekilde ayrı bir şey değil. Onu belirliyor e, bu açıdan bakılırsa. Çünkü tanım bize şunu söylüyor. Onun özünü meydana getiriyor. Yani tözün özünü meydana getiriyor. Nedir bunlar? Attributumlar. Tözün özünü meydana getiriyor diye anladığımız şeye e, sıfat ya da öz nitelik ya da attributum diyoruz. Sıfatlar tözün özünü oluşturuyorlar. E bildiğiniz gibi son sözün sonsuz öz niteliği olması ya da atribut olması gerekir. Mantıksal olarak böyle olması gerekir. Çünkü onun özünü kuruyor bunlar. Onun özü sınırlı olamayacağına göre, sınırsız olan şeyin özü sınırlı olamayacağına göre, özüyle de varoluş olduğuna göre, esentiyası ile eksistensiyası, o zaman sıfatların, öz niteliklerin sonsuz olması gerekiyor. Hem her bir öz niteliğin sonsuzluğu hem de onun özünü sayılar, sayısal ilişki bakımından sonsuz olması gerekir. Sıfatlar, öz nitelikler sözün özünü kurarlar. Beşinci tanım bir başka şey çıkardı karşımıza. Şöyle yazayım isterseniz. Substantia olacak. Yukarıda doğrusunu yazmıştım. E, sondaki A'ya dokunamamışım. Substantia, attributum ve bu attributumlara göre olan moduslar. Şimdi modusu tan tanımlıyor e, bize. E, attributumlara göre olan modusları tanımlıyor. Hözün afektiyolarına, duygulanışlarına modus diyorum. Yani taz. Tavır diye de çevriliyor taz diye de çevrilebilir. Mod kelimesi zaten bildiğimiz bir kelime. Yani mod ifadesi, moda ifadesi taz anlamında hep modustan gelmektedir. Ee, bu açıdan taz demek uygun. Sözün duygulanışına afekt diyorsun ha. Ama duygulanış şöyle bir şey değil. Kendi dışındaki bir şeyden duygulanış değil kendi olma biçimi olarak duygulanışına kendi kendinde değil de başka bir şeyde var ve başka bir şey aracılığıyla tasarlanan şey modus ya da tarz bir başka şeyde. Sözün duygulanışları oldukları için de sözdeler bunlar. Buradan çok açık bir şekilde şunları Moduslar Tek tek şeylere gönderme yapıyorlar. İster cisimsel, bedensel olsun, isterse de düşünsel, ideal olsun, fark etmez. Tek tek şeylere e, gönderme yapıyorlar. Moduslar. Teklere e, gönderme yapıyorlar. Tanrı'nın ya da doğanın tek tek tarzları bunlar. Onun kendisini türlü türlü gösterme biçimleri bunlar. Türlü türlü halleri. Şöyle bir e, örnek oluştursun diye söylüyorum. Tek bir beden düşünün. Bir tekil beden düşünün. O tek bedenin türlü halleri var. Hatta şöyle söyleyelim. Benim çeşitli duygu durumlarım var mesela. Değil mi? Bazen öfkeliyim. E, bazen hiç öfkeli değilim, gayet sakinim. Bazen anglarım atıyor, bazen kıskançlık yapıyorum, bazen başka şunu şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ama ben yapıyorum. Bende olan şeyler. Yani bir benim olma tarzlarım bunlar, olma biçimler. Duygu durumları olarak o sadece o sınırlı bağlam içerisinde düşüyor. Yani Bugün öfkeliyim, yarın sakinleşmiş durumdayım. Ya da şimdi öfkeliyim, sonra sakinleşmiş durumdayım. Ama işte bu modifikasyonlarla kendimi gösteriyorum. Bu değişkelerle kendimi gösteriyorum. Bu tarzlarla kendimi gösteriyorum. İşte bütünü göz önünde bulundurursak, Tanrı'yı ya da doğayı bulundurursak, her bir tekil şey aslında onun bir olma biçiminden, bir tarzından başka bir şey değildir. Türlü türlü hallerinden değişkelerinden yani modifikasyonlarından başka bir şey değil. Öyleyse moduslar modifikasyonlardır. Ne, neyin modifikasyonları? Değişkeleri yani o türlü halleri, türlü türlü hallerinden bir. Neyin peki? Tözün değişkeleri. Öyleyse töz e, kendisinde harzların, tavırların, değişkelerin bir çokluğunu taşıyor. Doğa bir çokluk alanı öyleyse tek olan töz doğa, tanrı bir çokluk alanı. Tek bir fazla değil yani. Birçok tarz. Sonsuz çeşitliliklukta. Doğa kendisi sonsuz olduğu için çokluk da sonsuz. O tek olan töz Deki çokluğun sonsuzluğundan e, bahsedebiliriz. Ama bu e, kendisini gösteren her şey yani işte, her bir şekilde şey sonludur, sınırlıdır. Belirli bir sürede vardır. Sonra e, o süreyi, o belirsiz sürede bir vardır ve o belirsiz süre o, tamamlandığında e, o tarzda ortadan kalkacaktır. Başka bir tarzda dönüşecektir. Bu işte e, zaten sonsuzluğun e, demingen yapısını gösteriyor bize e, Spinoza. Yani sürekli bir hareket e, de gösteriyor modusların olma biçimi. Altıncı e, şeye geçersek e, sonunda gelebildi altıncı tanımda gelebildi. Bütün bunları anlatırken. Tanrı'yı tanımlıyor altıncı tanım. Mutlak olarak sonsuz bir varlığa yani sonsuz öz nitelikleri olup başsız ve sonsuz, öncesiz ve sonrasız, ezeli özü bu sonsuz öz niteliklerinde ifade edilmiş olan öze Tanrı diyor. Buradaki ifade kelimesine özellikle vurgu yapmak gerekir. Demek ki Tanrı e, ifadeleriyle var. Çünkü o ifadeler e, Tanrı'nın özünü kuran ifadeler, özünü ifade eden ifadeler. Bir ifade düzeni aslında, doğa düzeni. E, doğanın çeşitli o başsız sonsuz, öncesiz sonrasız, ezeli olan e, özünü ifade ediyor sonsuzluk öz niteliklerin kendisi çünkü onlar zaten özü kuruyorlar demişti e, hatırlarsak Ad-Diributun'u Öyleyse öyleyse Töz Töz'ün kendisi kendinin nedeni Kavza Sui'nin kendisi Tanrı'nın kendisi çeşitli öz niteliklerle özü kurulan e, ve sonsuzluğu kuşatan bir şey olarak kendisini gösteriyor. Bunun kendisi aynı zamanda doğadır dediğimiz gibi devusi ve natura gereği. Yedinci tanım ise özgür kelimesini tanımlıyor. Liber. Liber aynı zamanda birçok özgürlükle ilgili kelimenin libertas mesela özgürlük kökeni, sıfat haliyle özgür kelimesi liber. Libertas olacak libertas liber, değil. Özgür derken ne anlıyor? Özgür derken sırf kendi doğasının zorunluluğuyla var olan ve etkinliği yalnız kendisiyle belirlenmiş olan şeye özgür diyor. Ha. Ee, doğasının zorunluluğuyla var oluyor. Demek ki Tanrı mutlak anlamda özgür. Kendi doğasının zorunluluğuyla var oluyor. Başka bir şey onu olmaya dayatmıyor ya da olmaya belirlemiyor. İkincisi kendi etkinliğini kendisi gerçekleştiren şeye özgür diyorum diyor. Yani Edilgin değil, pasyo halinde değil, değil Aktiyo halinde. Yani onun eylemini bir başka şey belirlemiyor. O kendi eylemini kendi belirliyor. Demek ki özgürlük, libertas, spinoza için şöyle bir şey: kendini belirleme. İngilizceyle ifade edersem self determination. yani e, bir başka şeyle belirlenmemiş olma durumu ya da bir başka şeyle e, kendi eylemini gerçekleştirme olanağı ortadan kaldırılmamış olma durumu bu o kadar önemli ki bütün e, duygu durumları ruh halleriyle ilgili olacak zaten bizim onlar karşısındaki köleliğimiz bizim onlar karşısındaki gücümüz ve özgürlüğümüz nasıl olanaklı bu tanımla bağlantılı olarak olana. Eğer böyleyse ancak özgür olabiliriz. Neyimiz neyin karşısında, duygu durumlarının karşısında. Duygu durumları ruh hallerinin kendisi de e, Spinoza'da her zaman siyasal bir düşünür olduğu için Spinoza siyasetle de ilgilidir. Mesela korku ve umut e, bizde e, bildiğiniz gibi daha sonraki bölümlerde çıkar, çıkar karşımıza. Korku ve umut, değil mi, kederli duygulanımlara yol açan, e, kederli duygulanlar olarak kendisini gösteriyor. Tristitia, neşeli duygulanımlar değil, değil mi, i̇şte lightitia değil. E şimdi bunlarla mesela belirlendiğimizde korku ya da işte belirsiz bir şey beraberinde korkuyu getiren umutla belirlendiğimizde o artık özgür olamıyor. Çünkü eylemimizi kendimiz belirlemiyoruz. Öylesi özgür bir toplumda yönetim dediğimiz şeyin kendisi korkuyu ve umudu belirleyici kılmaması gerekir. Yani buradaki tanımın açılımları bütün bunlar. Yani siyaset alanına da uzanıyor. Oradan doğruya bizim bedensel karşılaşmalarımız üzerinden kurulan tırnak içindeki etik alanına da uzanıyor. Her şeye onunun kendisi. Bu ontolojik e, düzlemden, hareketle. Bunun tersi olan yani kesin bir şart içinde var olmak yani e, belirlenmiş bir şart içerisinde pardon var olmak yani bir şey tarafından belirlenmiş olmak ve etki yapmak için kendisinden başka bir şey gerektiren şeye yani kendi dışındaki bir etkiye ihtiyaç duyan şeye zorlanmış olan şey diyorum. Bu zorlanmış ifadesinin kendisi eee ne kesarı ya? Yani, necessity var ya İngilizcede. ama belirlenme de beri, e, belirleyici kavram burada. Determinat diyor. Yani bir şey tarafından öyle olmaya belirleniyorum ben. Başka bir şey tarafından. Yani kendimi belirlemiş olmuyorum. Dolayısıyla da de özgür değil. Bir şeyi yapmaya zorlanmış oluyorum. Tanrı mutlak anlamda özgürdür. Burası açık. Çünkü eylemini onun dışında bir şey belirlemiyor. O kendi doğasının zorunluluğuyla belirleniyor. Dolayısıyla da mutlak anlamda özgür. Bildiğiniz gibi e, bu mutlak anlamdaki özgürlüğü ya da işte özgürlüğün kendisini Spinoza bir isteme özgürlüğü, irade özgürlüğü olarak düşünmeyecek. İrade özgürlüğünün ya da isteme özgürlüğünün kendisi bir yanılsamadan başka bir şey değil. Çünkü bu sıkı doğal düzen içerisinde e, ancak e, o doğal düzenin nedensel e, sıkı doğal düzenin bir parçası olarak var olduğumuza göre e, bizler e, dolayısıyla da o nedensel düzenle her şey şekillendiğine göre istemeyle ya da iradeyle herhangi bir şeyi değiştirmem e, zaten mümkün değil. İsteme ancak voluntas, e, latince sonu, irade, isteme, isteme ancak sadece güç olarak tanımlanabilir. Güç, kudret, potestas olarak tanımlanabilir. Yani bu şekilde anlaşılabilir. Onun dışında e, istediğimi yapma, e, şunu değil de bunu yapma. Yani bir keyfiyet olarak düşünüldüğünde ne Tanrı için ne de insan için irade özgürlüğü ya da isteme özgürlüğü yoktur. Özgürlüğün tanımı gereği olarak da yoktur. Tanrı e, irade özgürlüğüyle hareket ediyor değildir. Ya da istemesiyle her şey belirliyor değildir. Niye belirlesin Tanrı ya da doğa istemesiyle? Tanrı, doğanın kendisine istemem mi? Yani bir şey olurken neden bir şeyi yapmak isteyerek yapmış olsun? Depremi mesela bizi cezalandırmak için niye yapmış olsun? Doğa bu doğal oluş. Doğal nedensellik düzeni. Neyse o şekilde oluyor. Olduğu şekliyle oluyor. Ama eylemi doğa dışındaki bir şeyle belirlenmiyor. Belirlenmediği için de doğanın kendisine ya da, da Tanrı'nın kendisine mutlak anlamda özgürdür diyoruz. Çünkü kendi eylemi bir başka şey ya da edimin kendisi bir başka şeyle belirlenmiş olmuyor. Öyleyse Özgür olanla Etkin olan arasında bir eşitlik var Özgür olmak etkin olmak Hatta biraz daha ileriye gideyim Özgür olmak etkin olmakla, etkin olmakta yetkin olmakla özler. Tam olmak. Tamlıkla özler. Bildiğiniz gibi ama Spinoza'da yetkinlik düzlemleri vardır. Daha üst bir yetkinlik düzeyine çıkar. Neyle çıkar? Etkin oluşla çıkar. Yani özgür oluşla çıkar. Demek, demek ki ee, özgür oluşla e, etkin oluş ve etkin oluşla da yetkin oluş gerçekleşiyor. Her kölelikle, zorlanmış olmakla, kendi dışımdan bir şeyle belirlenmiş olmakla pasif olmak. Yani pasif olmakla da yetkinlik düzeyinde aşağıda olmak ortaya çıkıyor. Ya yükseliyorum ya e, alçalıyorum. Neye göre? Etkinliğe göre ya da edilginliğe göre. Etkinsem yükseliyorum, edilginsem düşüyorum. Öyleyse özgürlük belirleyici kavram. Özgür olan etkin oluyor çünkü. Spinoza'nın düzeni. Ha bu özgürlük, özgürlük ilişkisi ya da özgür olma ilişkisi şu şekilde kuruluyor bir beden bir başka bedenle karşılaştığı zaman onun tarafından belirleniyorsa belirlenmiş, determine edilmiş ya da pasif kılınmış ya da edilgin kılınmış oluyor. Onu belirliyorsa yani o beden diğerini karşılaştığı bedeni belirliyorsa etkin oluyor, kendi eylemini kendi belirlemiş oluyor. Bir sanımdan neler neler çıktı işte. Yani zaten bütün kitap dediğim gibi buradan bu 8 e, sekiz tanımdan e, baştaki sekiz tanımdan çıkıyor. Şimdi şöyle bir o, ortam düşünün. Ee, işlerden işlerden biz, e, i̇lişkiler içerisindeyiz. Bir yerde bir iş yeri e, varsayalım işte bir, bir iş yerinde, iş yerinde şu görevi yapan, bu görevi yapan karar mekanizması içerisinde kararları ben almıyorum mesela, bir başkası alıyor. O zaman ben orada pasif kalıyorum. Pasif kalıyorsam eylemi kendim belirlemiyorum. Karar mekanizması içerisindeki olan kişi belirli. Öyleyse etkin değilim. Etkin değilsem orada tam da değilim, yetkin de değilim. E böylece de pasif kalmakla beraberinde gelen pasiflikle beraberinde gelen duygu durumlarına maruz kalıyor. Bu maruz karışımla da kederli duygulara sürükleniyor. Bakın, yani ilişkiler düzeni içerisinde bunlar her zaman kendilerine yer, yer buluyorlar. Özgür olma vesaire. Öyleyse etkinliği yalnız kendisiyle belirlenmiş olana özgür diyoruz. Etkinliği bir başka şeyle belirlenmiş olana ise zorlanmış ya da bir şey yapmaya zorlanmış diyoruz. Bu da köklerlikle eşittir. E, son tanım, e, başsız ve sonsuz olan şeyin yalnızca tanımının zorunlu bir sonucuyla tasarlanması bakımından e, olan varlığa başsız ve sonsuz diyorum. Yani eternitası tanımlıyor, ebediliği tanım, tanımlıyor. Varmış'ın kendisi ezeli ve ebedidir. Sonsuz bir şekilde var olan doğa ki bu Tanrı'dır, ezeli ve ebedidir. Şimdi tabii sizde şöyle bir şey oluştu şimdi. Bu bir saat boyunca sadece bir sayfa yaptık. Siz şöyle düşünüyorsunuz. Şimdi bu bir saati bir sayfada yaptığına göre kalan 50 sayfayı <laughs> acaba kaç zaman yapacak diye düşünüyorsunuz. Öyle bir şey olmayacak. Ee, korkmanıza gerek yok yani ee, ben e, birkaç ana noktaya daha değineceğim zaten birinci e, bölüm yani kitabın birinci bölümü bu sekiz tanımın üzerine kurulu ve ben de arada zaten konuşurken bunu hem kitabın diğer bölümleriyle ilişkilendirdim hem de zaten birinci bölümün ontolojik zeminini bize verdiği için ee, birinci bölümün geri kalanındaki birçok noktayla bağlantılı olarak e, ifade ettim. Onun için e, sadece önermelerden ve bazı e, şeylerden, e, notlardan hareketle birkaç şey daha söyleyip tamamlayacağım. Bizde, e, bir 15 dakikaya daha herhalde ihtiyacımız var en fazla ya da 15-20 dakika. Şimdi ee, aksiyonlardan birisi bu neden etki bağlantısını ifade ediyor. Nedenin bilgisi etkinin bilgisini kuşatır diyor. Yani biz nedenleri bilirsek ortaya çıkabilecek etkileri de biliriz. Bu bir aksiyon. Yani nedenin bilgisi etkinin bilgisini kuşatır. Onu onu çünkü onu o ortaya çıkarmaktadır. Ee, ve ayrıca şöyle bir şeyi karşımıza çıkarıyor. Bütün doğa bir sıkı zorunluluk ve nedensellik ilişkisiyle birbirine bağlıdır. Yani doğanın her yerinde bir nedensellik var. Dolayısıyla şöyle bir şey yok. Yani nedensiz olabilecek hiçbir şey yok. Yani sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir diye bir şartı var ya Özdemir Erdoğan'ın. Öyle bir şey yok yani. Nedensiz sevme diye bir şey yok yani. Sevginin ya da aşkın e, e, arka planında e, insanı, insanın özü olan arzu yatar. Bu kadar. E, o arzuların da oluşma nedenleri var. Yani aşka götüren o arzuların da oluşma nedenleri var. Nedenlerinde nedenleri var. Yakın nedenler var, uzak nedenler de. Nedensiz hiçbir şey olmuyor? Ben şuradan çıkıyorum, e, değil mi? E, şey, e, sigaretli falan olduğumuz için bazen gece niye gidiyorum arabayla? kışın yolda araba kayıyor. Kaza yapıyorum. Benzinliğe gideceğimi Hastaneye gidiyorum varsayalım. E ne oldu şimdi? Başıma gelen şu kazaya bak. Başıma gelen kazanın her birinin bir nedeni var. Yakın ve uzak nedenleri var. Açık ki. Değil mi? E, en uzak nedenler bende çocukluğumdan gelen psikolojik nedenler olabilir mesela. Değil mi? Sigara içmeye eğilimli olmam gibi. E, çocukluğumdaki yaşadığım durumlardan ya da genetik yapımdan ne bileyim. Ama yakın neden, birinci nedeni, ilk nedeni belki de o kazanın kış lastiklerinin değiştirilmemesi ya da arabadaki mekanik bir arıza olabilir. Ama bunların her biri nedensel bir diziyle birbirine bağlanır. Nedensiz olabilecek hiçbir şey yok. Nedenler etkileri doğuruyor. Bu etkilerde yeni nedenler haline geliyor. Bütün bir doğa sıkı nedensel düzenle birbirine kenetlenmiştir. Dolayısıyla burada ne bir rastlantı, ne bir kaza, ne de bir keyfiyet söz konusu. Önermelere geçtiğimizde, önermeler, ha yedinci aksiyomu da okuyayım, e, oradan sonra geçelim. Hiçliğin hiçbir şekilde varoluş olamaz. Hiçlik diye bir şey yok. Bu felsefe tarihinde mesela hiçliği hesaba katma eğilimi içerisinde olan filozoflar vardır. Mesela Heidegger, Martin Heidegger, Alman filozof. Eee... O bir duygu e, durumu üzerinden hiçliği hesaba katıyor. Angst, e, anksiyete du durumu üzerinden. Ama Spinoza için hiçliğin hiçbir şekilde varoluşu söz konusu değil. Tanrısal düzen içerisinde hiçlik söz konusu değil. Çünkü Tanrı'nın zorunlu olarak var zaten, olmaması düşünülemiyor. Tanrı'nın ya da doğanın olduğu yerde hiçlik de söz konusu değil. Her şey etkin bir tarzda varlığını sürdürüyor diyecek. Önermelerde çeşitli önermeleri e, tekrar hatırlamak açısından bu başta söylediklerime uygun önermeler bakımından mesela şunu söyleyebiliriz. Evrende aynı doğaya ya da aynı öz niteliklere sahip iki ya da daha fazla töz olamaz. Töz tektir mesela. E, iki töz olsaydı bunlar birbirlerini sınırlandırırlar. Tanrı sürekli aktualitas halindedir. Yani etkili... e, onun bütün olan araçtaki tanıma yani e, Tanrı'nın özünün varoluşunu varoluşunu kuşatmasına dayanmaktadır. 29. önerme mesela şöyle bir şey diyor. Şeylerin doğasında zorunsuz olan hiçbir şey yoktur. Her şey bir zorunlulukla e, belirleniyor. Bu Toa düşüncesine çok yakın bu açıdan bakılırsa Spinoza'nın düşüncesi. Zaten bu konuda da yazılmış birkaç kitap var. Ee, bu kitaplardan biri de Türkçe'ye çevirdi. Ee, Spinoza ve Stoğa ilişkisini araştıran. Ama Spinoza ısrarla stoa düşesinin duygular ya da tutkular e, meselesinde e, hataya düştüklerini, duyguların ya da tutkuların üzerimizdeki gücünü hafife aldıklarını ifade ediyor. Duygulanmamak olanaklı değil. Biz duyguları tamamen bastırarak yaşamamız da bizim mümkün değil. Duyguları ancak e, duyguların üzerindeki gücümüz şu şekilde bir duygu yerine başka bir duyguyu geçirebiliriz mesela. Ama stoğacılar ne diyordu? Apateyya halinde yaşar bilge kişi. Yani bütün duygularını, patoslarını devre dışı bırakmış. Böyle bir şeyin olanağı yok Spinoza'ya göre. Bizim duygulanmama durum gibi bir durumumuz yok. Yani bir pasyoda olsa yine aynı şey. Ee, değil mi? Yani hani kederli bir duyguyla duygulanıyorum. Melankolik bir hal alıyor yaşamım. E ee, tamam ama yani bu zaten kaçınılmaz bir şey. Sadece şunu yapabiliriz. Sevinçli bir duygulanımı başka bir e, kederli duygularına geçirebiliriz. Çünkü tek bir tarzda duygulanmıyoruz bu Spinoza'ya göre. Bir çok fazla duygulanıyoruz. Bu açıdan da duyguları bir duyguyu bir diğer duygunun yerine geçirebilme olanağı açılıyor bizim kendi yaşamımızda. Doğa için değil. Doğa doğada her şey olduğu gibi oluyor zaten. 34. önerme. Tanrının gücü onun özüdür. Tanrının potansiyası kudreti, onun aynı zamanda esentiyasıdır, özüdür. O kendi kudretiyle eyler. Kudretiyle eylemesi demek zaten onun orada oluşu ya da etkin oluşudur. Doğada her şeyi insan içinmiş gibi gören yani bir gayelik, gayelilikle, bir gayele e, e, alan... ...ya da bir e, şu şunun, şunun için e, alan düşünce sadece bize özgü bir düşünce yani... Ee, insan böyle düşünüyor. Her şey benim için. şeklinde düşünüyor. Bu bilgisizlikten kaynaklanıyor. yadan kaynaklanıyor. Tanrı'nın e, özü onun gücüdür e, ya da gücü onun özüdürün açılımları bunlar. E, bu şekilde e, noktalarla ifade ediyor. Bilgisizlikten bu şekilde düşünenlerde, de Spinoza'ya göre bulgus yani yığın. Bilgisiz yığın. Şöyle düşünürler. Yani Tanrı bunu benim için yarattı. Değil mi? Bir gün e, benim sınıfımda bir öğrenci şey demişti. Bu ereksel neden yanılgısını e, savunmak için. E, olur mu hocam demişti. Tavuk ne için var demişti. Ben de dedim bir şey için var değil tavuk. <laughs> tavuk ne için olacak ya? Olur mu hocam dedi bize yumurta vermek için var. Yo dedim öyle bir zorunluluk yok ya da gereklilik yok ya da böyle bir içinlik yok. Yani ama böyle düşünüldüğü zaman her şey bizim için ee, e, e, ne dönüşüyor? Bu da ereksel neden yanılgısıdır diyor Spinoza. John, John Miller'ın evet Spinoza ve Stoar. Dolayısıyla doğanın ya da Tanrı'nın hiçbir ereği, amacı yoktur. Bizim ereklerimiz, amaçlarımız vardır ama bizim ereklerimiz ve ereklerimiz, amaçlarımız da genellikle doğayı tanımamaktan yani nedenleri bilmemekten kaynaklı olarak koyduğumuz ereklerdir, amaçlar. Çoğunlukla da boş umutlara neden olur. Şunu şu şekilde olacak, böyle bir emekle deriz. Ama nedenler düzenini bilmediğimiz için yani akla göre hareket için yanılgıya düşeriz. Buradaki yanılgının bilgisel temelini ise atıyor yetisi veriyor. Yani hayal gücü, imgelem yetisi. Biz hayal gücümüzde böyle tasarlıyoruz ve yanılgıya düşüyoruz. Akılla hareket etsek nedenleri biliriz. Doğa nedenler düzeni. Dolayısıyla da doğayı biliriz. Ama akılla hareket etmiyoruz. İmgelemle ya da hayal gücüyle hareket ediyoruz. Ve yanılıyor. Bu hayal gücünün çok önemli bir yeri var. Mesela din hayal gücüne hitap eder. Değil mi? Yani bütün cennet cehennem tasarımları, öte dünya tasarımları hep umut ve korku üzerine kuruludur. Cennetle umut ettirilir bir şeyler, cehennemle korku yandırılır. Bunları teolojik politik incelemede detaylı bir şekilde inceliyor Spinoza. Bunun kaynağında da Farabi düşüncesi yapıyor. Farabi de bu şekilde var çünkü. Değil mi? Yani peygamberler hayal gücüne hitap ederler. Korkuyla bir şeyleri yapmalarını engellerler, korku yandırarak, Umut ettirerek de bir şeyleri yapmalarına neden olurlar yığın dediğimiz bulgus, bununla hareket eder. İmaginat ile hareket eder. Asıl olan varlığın kendisindeki ya da doğanın kendisindeki nedenler düzenli. Akılla bütününü ise intuitio yoluyla bilmektir. Yani dolaysız kavrayış yoluyla, sezgi yoluyla bilmektir. Biz doğayı bildiğimiz ölçüde eylemlerimizi belirleyebiliriz. Belirli şeylerden kaçınmamız ya da belirli bir şeylere maruz kalmamız, bazı durumlarda pasif kalmamız kaçınılmaz olabilir. Ama bunun yerine etkin olabileceğimiz durumları geçirebiliriz. Ama bunun için gerekli olan şey ratio ve bundan kaynaklanan intuitio yani Dolaysız kavrayış ya da sezgi olması gerekiyor. Bu sezgi yoluyla da kendimizi, şeyleri ve bütünüyle Tanrı'yı biliriz diye düşünüyor Spinoza. İşte bunları bildiğimiz ölçüde de şu türden düşüncelere kapılmayız. İyi, Tanrı'ya tapmaya yardım eden. Kötü, Tanrı'ya tapmaya yardım etmeyen. iyi Tanrı'nın bana bahşettikleri, kötü Tanrı'nı beni cezalandırmak için gönderdikleri ve evet, bütün bunlar hep e, antropomorfik ya da bugünkü tabirle söylersek antropolojik yanılsamalardan başka bir şey değildir. Öyleyse doğa hiç kimse içindir. Doğa kendisi içindir. Kendi kendinin nedenidir. E, e, bu, bu Bunun kendisi de bir ilişkiler düzendir. O moduslarla çokluk alanına açılır. Ço çokluk alanı çokluk alanı içerisindeki her şeyde bedensel karşılaşmalara dayanır. Bu bedensel karşılaşmalar etkinlik, edilginlik, özgürlük, kölelik ilişkileri bağlamında kendisini görür. İşte böylesi bir düzenin içerisinde yaşıyoruz. Böylesi bir düzenin içerisinde etik nasıl olanaklıdır? haklıdır? Ya da şöyle söyleyelim... Özgürlük nasıl olanaklıdır? Kitabın bütün sorunu aslında bu. Bu ontolojik temelde özgürlük nasıl olanaklıdır sorusunu çözmeye çalışıyor. Bunun için de bütün kitabı tekrar yeniden okumak gerekiyor. Ee, deyip susuyorum ben.